Diyarbakır'da devletle millet barışsın istiyorum. Devlet milletin hizmetkarı olsun istiyorum. Ve siyasetçiler sadece devletle millet arasında bir köprü vaziyeti görsün. Siyasetçilere olan güven, itibar, onlar iade edilsin. Vatandaş siyasetçilere güvensin. Çünkü siyasetçiler çok fazlasıyla vaatlerde bulunuyor. Olmayacak her şeye söz veriyorlar. Sonrasında iadesi yapılmadığı için halk nezdinde çok kıymet görmüyorlar. Şöyle bir vaadim var. Meclise girdiğim anda rozetimi çıkaracağım, İYİ Parti rozetini. Diyarbakır'ın tamamının milletvekili olacağım. Böyle de bir vaadim var ama her şeyin normalleşmesi için, her şeyin normale dönmesi için radikal kararlar alınacak bir milletvekiline ihtiyaç var. Galiba ben olacağım inşallah. Babamın şöyle izindeyim. Evet veya hayırı vardır, bakarızı yoktur. Siyah ve beyazı vardır, grisi yoktur. Halka karşı mütevazi ol. Asla ve asla yapamayacağın hiçbir şeye söz verme. Arkasında duramayacağın hiçbir sözün sahibi olma. Vatandaş nezdinde itibar kaybetme. Vatandaşı aldatma. Vatandaş umutsuzlaştırma. Onların umudu sen ol diye tavsiyeleri var tabii ki. Aslında avantaj olması şudur. En azından bir Ensaroğlu isminin orada olması kıymetlidir. Bir yerde bana olan avantaj kısmı denenmiştir. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Denenmişlerle denenmemişler arasında bir seçim olacak. Şimdi 2017 itibariyle Cumhurbaşkanı hükümet sistemi devreye girdiği anda biz o zaman da İYİ Parti'miz olmadığı halde parlamenter sistemden yana olmuştuk. Şöyle fikir ayrılığımız var kendisiyle. Evet kan bağım vardır amcamın oğlu ama kendisi Cumhurbaşkanı hükümet sistemi savunuyor. Ben ve ailem ve çevrem, dostlarım parlamenter sisteme geçiş olması gerektiğini inanıyoruz. Ve çoğulcu demokrasiye inanıyoruz. Allah'ın izniyle Millet İttifakı ile beraber iktidarı Türkiye'de her şeyin normalleşmesi ve her şeyin de düzelmesi açısından, güvenin tekrar iade edilmesi açısından kıymetlidir. Merkezdeki esnaf ziyaretlerini yaptım. Hiç tepki almadım. İnsanlar da bir nefes almış. Çünkü AK Parti ile HDP arasında sıkıştırılmış bir seçmen var. Sanırım üçüncü bir kapı olduk. Onların her birinin hangi siyasi partiye sahiplerse, hangi siyasi görüşe sahiplerse bu defalığına ödünç oy istiyorum hepsinden. Görüyoruz ki HDP'nin 8-9 tane milletvekili olduğu halde Allah için tenezzül edip Diyarbakır'a dahi gelmiyorlar. AK Parti'nin 3 tane milletvekili var. Onlar da kibirlerinden Diyarbakır'a geldiği zaman vatandaşla bir araya gelemiyorlar. Şimdi ben radikal kararlar almam için vatandaşın kendisinin desteğine ihtiyacım var. Vatandaşın desteğiyle ve partimin duruşuyla seçildiğim zaman burada çok güzel şeyler olacak ve görecekler ki bir milletvekili dahi Diyarbakır'a yetiyormuş.